Bayhan Bey. Begüm Hatun. Gayrı. Hasımlık bitti ha? Talih Bayhan Bey'e güldü diyelim. Şayet Osman Bey araya girmese hali nice olurdu. Eri ölüp obasının başına geçenden beri Begüm Hatun'un cüreti hayli arttı. Burası ayrılık değil, birlik meclisidir. Sizlerden de ona göre davranmanızı bekleriz. Destur! Osman Bey! Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hoş, 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 hoş bulduk beyim. Buyurasınız. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla divanı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nice kavmin gelip geçtiği bu topraklarda boy verdik. Devlet olduk. Ama yetmez. Hükmü, cihanı titretecek bir devlet olmak gerek. Aklınızdan geçenleri iyi bilirim. Bunun için dersiniz ki, olup taşan bir hazine ve kudretli bir ordu gerek. Rabbime şükürler olsun ki, bunların hepsi bizde var. Ama yürüdüğümüz bu devlet yolunda en mühim olan sadakat sahibi ve kudret sahibi beylerdir. Belli ki bizden biat istersiniz Osman Bey. Osman Bey bize biatımız karşılığında ne vaat eder? İşte şu kağıt nereyi resmederse cümlesini. Gaza ile, gazilik ile nice mülk ve ganimeti sizlere vaat ediyorum. Bey Hatunları çardakta. Siz geçin, ben de geleceğim Azal Hatun. Biz çardağa geçek de... Na o garadul. Otoya girdi hem indi ilk günden zehreder otoyu. Sen Begüm Hatun'u tanır mısın?
Tanımaz olaydım Allah'ın cezası. Keçili şahların postuna oturur, postunda kuruya sıcak. Begüm Hatun'u pek sevmezsin Serhal. Ah kızım, onu sade ben değil hiç kimse sevmez. Kimse. Kocası bile dayanamadı öldü. Onun gibi karısı olan ölüm ancak kurtuluş olur. Keçili şahlar beyliğiyle düşmansınız da evbilir Sazal Hatun. Ondan mı böyle konuşursun? Aa, olur mu Gonca Hatun? O koca beyle evlendi ama yetmedi. Onun gözü hep yüksekteydi. Ben onu gençliğinden tanırım. Olmayacak hayallere kapılırdı. Ama yalan yok. Aklına koduğunu eder o. Siz aman yuvalarınıza dikkat edin, göz kulak olun. Mutluluğa gelemez yuva yukarı garadul. Bey hatun olmuş. Daha ne olacak, sultan mı? Ganimet. Hayır diyemem. Ama alacağımız deyip işaret ettiğin topraklarda yalnız Bizanslılar değil, Karasi, Candar, Germiyan da vardır Osman Bey. Devletimizi tanımadıkları müddetçe ayrı herkes hedefimiz olacak. Kudretli olsak ne fayda? Tekmeyle üstümüze gelse kaç cephede cenk edebiliriz? Şimdi Osman Bey'e ne zorluklar çıkaracak kim bilir? Bir de biz tanışalım Begüm Hatun'la. Gonca, siz hatunları çardakta ağırlayasınız. Peki ana. Begüm Hatun doğru söyler beyim. Birini, hadi ikisini alt ettik. Aldığımız yaralarla üçüncüye mağlup oluruz. Belanın bin türlüsüne çatmak olur bu. Belanın göbeğinde yaşayacak. Ama belaya çatmayacaksın. Var mıdır cihanda öylesi rahatlık Begüm Hatun? Biz sizleri refah kadar belayı da üleşmek için yanımızda isteriz.